Galatasaray Sivas'ta ümitliydi 45 dakika. Ümitsiz kalınca kolu kanadı kırıldı ikinci yarıda. 90 dakikanın özeti buydu. Sivas Spor ümitsiz rakibini ikinci yarıda vurdu. Peki Sivas'ta neler oldu? Maçtan önceki akşamdan başlayalım. Galatasaray Sivas'ta buz gibi bir hava karşıladı. Ne soğuk vardı. Çok soğuk. Havayı bile bu kadar soğuk değil. Soğuk gece öylesine artmıştı ki işte sahanın ertesi günkü hali. Hadisenin insanın içini fıkır fıkır yapan sıcak şarkısı stadı inletiyordu ama ne fayda. Sahaya her çıkan zemine bakıyordu. Sivas'ta konu artık buydu. Ayakkabıları çorap tak bence sen. Ne yaptın? Trampon girmez ki buraya. Orası da buz ki. Ortası da buz yani. Sadece gözükecek bir güzel niyetim yani. Baksana abi şuraya düştüğünde orada olur ya. Uğruşları verdik abi. Konya'da şey. Hadi gel lan. Galatasaray kaptanı Ümit Karan'ı Sivas Spor kaptanı Mehmet Yıldız karşıladı. İkilinin karşılaşması buz gibi havayı biraz olsun ısıttı. Mehmet Yıldız daha sonra da hakemlerin yanındaydı. Amacı yardımcı olmaktı. Bir de şeftali muhabbeti vardı maçtan önce. Sivas Spor Genel Menajeri Şükrü Ongan'ın şeftaliye karşı yaklaşımı biliniyordu. Şeftali. Meğer Faruk da öyleymiş. Bu da anlaşıldı. Sivas Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un arkasındaysa büyük destek vardı. Annesi ve kızı yanındaydı. Dualarım onunla, oğlumla gurur duyuyorum. Onun bu şekilde başarılı olmasında çok mutluyum bir anne olarak. Gönlünüzden geçen bir skor var mı? Var. 2-0. Soğuk havada, buz gibi zeminde güzeldi her şey yine de maçtan önce. İki takım futbolcular arasında muhabbete doyum olmuyordu. Maç başlayınca da yoktu gerginlik. Ne olduysa şu pozisyondan sonra oldu. Pozisyondan hemen sonra tam ilk yarı bitiyordu ki
neydi? İki tarafın iddiası ayrıydı. 13 senedir birlikte top oynuyorum ve daha bugüne kadar hiçbir hakeme küfür etmedim. Bir gün de küfür etmedim. Ben orada neden kırmızı kart gördüğümü açıkça hiçbir fikrim yok. Yardımcı hakemin beyanına göre küfür, kendisine küfür edildiğini. Şimdi tabii ki bununla ilgili itirazlar oldu. İşte Ümit bu konuda konuşmadığını, böyle bir küfür yapmadığını söylüyor. Ama ben de sonuçta benim de takım arkadaşım olarak, hakem arkadaşım olarak mutlaka doğruyu söyleyeceğine inandığım için ona inanmak zorundayım. İkinci yarı Galatasaray ümitsizdi artık. 10 kişiydi. Sarı kırmızılıların santradaki görüntüsü şöyleydi. Ebeveyn, ebeveyn, Sivasspor hırsla başladı ikinci yarıya. İlk yarıya göre her şey çok farklıydı. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çok sığmam ellerim. Gül ki sevgilim. Ve maçın sonu. Galatasaray buz gibi havada adeta donup kalmıştı. Sahayı terk ederken ne kadar üzgün oldukları ortadaydı. Yine akşam oldu, dert başlığındayım. Ya Sivasspor? Hadisenin şarkısı yine stat hoparlöründen sonuna kadar açılmış bir sesle yankılanıyor. Sivaslılar coşku içinde galibiyeti kutluyordu. Soğuk yoktu artık onlara. İçleri alev alevdi. Sivas dün tek tek diye diye bakın nasıl eğlendi.